öncelikle geçelim işin tavuk kısmına. Ben tarifte özellikle piliç ızgara tava kullanıyorum. Niye? Çünkü birazcık daha yağlı oluyor ve çok da güzel bir sonuç veriyor. O yüzden size de önerim bunu kullanmanız. Aşağı yukarı 5 ya da 6 tane piliç ızgara tavaya ihtiyacınız var. Öncelikle tavamızı iyice ısıttıktan sonra direkt olarak bu arkadaşları tavanın üzerine alıyoruz ve hiçbir şey koymadan iyice cızlatmaya başlıyoruz. Bunları tavaya koyduktan sonra mümkün olduğu kadar az çevireceğiz. Çünkü dış kısımları böyle güzel bir altın sarısı renk alsın istiyorum. O yüzden kendi hallerine bıraktım bu arkadaşları. O arada diğer hazırlıklarımı yapabilirim. Dedim ya size, bunun yanına iyi gidecek, yani bunun içerisinde iyi gideceğini düşündüğüm şey mantar ve ıspanak ikilisi. Ama sizin elinizde var olan her türlü sebzeyi de kullanabilirsiniz. Havuç koyabilirsiniz, süper gider. Kabak, ne varsa yani elinizde ne varsa dert tasa yok. Ben elde bunlar var diye bunları kullanıyorum. Öncelikle tavukların her iki tarafında böyle güzel bir altın sarısı renk aldıracağız. Göğüsle de bunu yapabilirsiniz ama bu piliç ızgaralar bu iş için çok daha ideal. Çünkü birazcık daha yağlılar bunlar. Birazcık daha lezzetliler ve böyle bir tarife de çok iyi gidiyorlar. Mantarları ince ince doğradıktan hemen sonra, hatta şu arada bir bakayım ne durumdalar diye. Bakıyorum ve evet, tatlı güzel bir altın sarısı renge doğru gidiyoruz. Hiç yağ koymadım. Hafiften kendi yağını salıyor ve o yağla beraber güzel bir sonuç aldırıyoruz. Orada da ben önce mantarları, arkasından da ıspanakları doğrayacağım. Yaklaşık burada 20 tane kültür mantarı var. Bunları güzel güzel doğruyorum. 200 gram civarında da ıspanak var. Onları da ocağa almadan önce şöyle iyice bir doğruyorum. Tavuklar da piştikten sonra diğer taraflarını güzelce çevireceğim. Ispanağı doğruyorsunuz. Çok böyle ince ve nazik olmanıza gerek yok. Çünkü bu zaten sönecek şey yaptığı zaman, tavanın içine girdiği zaman. O yüzden bunu böyle kabaca bir doğrayın. Çok iri iri kalmasın ama benim için bu yeterli, bu boy. Tavuklarda da şöyle bir durum var. Dışlarını altın sarısı rengini birazcık geçecek kadar kızartmanızı istiyorum. Aynen şöyle. Ve dikkat ettiyseniz hiç ekstra ilave yağ koymadık. Doğru bir ısıda pişirerek tavukların tamamen içerisinde var olan kendi öz yağını azıcık dışarıya salmasını sağladık. O da bizim için güzel bir avantaj. Şimdi bu parçaları olduğu gibi bütün vaziyette kenara alıyorum. Lazanyanın içinde bunları bütün kullanmayacağım. Bunları hafif küçük küçük doğrayacağım. Ama önce şu var olan mevcut yağın içerisine, hali hazırda tava sıcakken, ince doğradığım soğanı eklemek istiyorum. Burada iki tane böyle orta irice boy soğan var ve direkt olarak tavanın içerisine bu soğanı ekliyorum. Şöyle güzelce bir tur karıştırıyorum. Tavuğun o lezzeti bu tavanın içinde olduğu için hepsini aynı tavada yapmak benim için avantaj. Birazcık daha yağ ihtiyacı var. O yüzden yaklaşık şöyle bir 1-2 yemek kaşığı kadar daha zeytinyağı gezdiriyorum. Ve yavaştan burada soğanı hafiften sotelemeye başlıyorum. Bana şunu sorabilirsiniz: Arda, eğer tavuğu keseceksen veya didikleyeceksen niye bütün halde pişirdin? Çünkü kestiğim zaman küp küp halde bu tatlı altın ve altın ötesi rengi vermek öyle kolay olmuyor. O yüzden bunu bütün vaziyette pişirip dinlendirdikten sonra keserseniz çok daha güzel lezzet, aroma ortaya çıkacak. Bundan kalan bütün güzellikle tavaya geçecek. Neyse, çok konuştum. Ben yeniden iş yapmaya döneyim. Soğanı burada hafifçe soteliyorum. Yavaşça böyle söndürmeye başlıyorum. Soğan hafiften söndü, rengi döndü. Artık soğan söndü, rengi döndü. Enteresan. Arkasından mantarları da işin içine atıyorum. Mantarları da birazcık ateşte çevirdikten ve diriliğini kaybettirdikten sonra son olarak da işin içine buradaki ıspanaklar girecek.
ıspanak gördüğünüz gibi çok hızlı sönüyor. Öldüresiye pişirmeyeceğim ıspanağı. İçerisine tuz koyacağım. Karabiber koyacağım. Bunlar zaten her zaman olmazsa olmazlarımız. Birazcık da ıspanağı ben yakıştırıyorum piştiği zaman. Pul biber ekleyeceğim içerisine. Çok değil, bir tatlı kaşığı kadar pul biber yeterli olacaktır. Hepsini şöyle bir tur daha bir harmanlayalım. Süper. Gayet iyi kıvamdayız. Gayet iyi durumdayız gördüğünüz gibi. Şimdi sevgili dostlar, bu dakika itibariyle şunun altını iyice bir kısacağım. Tamam mı? Kısık ateşte. Burada pişmiş ve hafiften artık kesmek için hazır olan tavuklar var. Tavuk kesme tahtamı tezgahın üstüne alacağım ve tavuklarımı şöyle bıçağımla keseceğim. Yani bu lazanyanın içerisine gireceği için eğer bu tavuklar böyle küp küp olsun derseniz olur. Ama şu şekilde ince ince olursa içeride daha iyi dağılır. Bu çıtırtı da hissediyorsunuz değil mi? Duyuyorsunuz çıtırtıyı. Mis gibi vaziyette. Böyle ince 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 kesin. Sanki tavuğu tiftiklemişsiniz gibi, tandırlamışsınız gibi bir hale yola sokmuş oluyorsunuz. İnce ince de kestiniz mi içeride her şey eşit vaziyette dağılıyor. 5 tane tavuk kalça kullandım. Siz ailenin kişi sayısının çokluğuna, yapacağınız sofranın büyüklüğüne göre bunu arttırabilirsiniz. Dediğim gibi burada bir kural yok. 5 tane tavuk benim için yeterliydi. 6 yapın, 7 yapın, azaltın, çoğaltın. Top sizde, arzu ettiğiniz gibi oynayın ve şekillendirin. Ama ne yaparsanız yapın mutlaka şu gördüğünüz güzel o böyle altın gibi parlayan dış katmanı ortaya çıkartmaya çalışın. Ben en çok ona dikkat ettim. İnce ince doğradım. Şimdi bunlar da tavanın içerisine bir tur daha gidecek. Fakat tabağın içerisinde süper lezzetli bir küçük birikinti var. Bunu asla yok saymayın. Alın şöyle içeriye hop ilave edin. Tavuğu da alın. Onu da tavanın içerisine transfer edin. Ve her şeyi şöyle bir güzel harmanlayın ve alt üst edin. Harmanladım. Artık tavanın altını komple kapatabilirim. Şimdi bu öyle lezzetli bir iç ki bundan isterseniz başka bir eklemeler daha yaparak börek iç harcı yapabilirsiniz. İsterseniz böyle bir hani olmaz olmaz demeyin de pirinç topkapı gibi böyle alternatif tariflerin muadili bir şeyler yapabilirsiniz. Her türlü alternatif için güzel bir içtir bu. O yüzden sadece bu tarifte değil başka tariflerde de değerlendirmek üzere fikir dağarcığınızın bir kenarına yazın. Öncelikle şu burada hafiften bir soğusun. Ben bu lazanyanın beşamel kısmını yapayım. Normalde lazanyada beşamel, bolognes, üstte güzel bir peynirli katman, alt tarafında da bu güzel lazanya yaprakları vardır. Benim lazanya yapraklarım bu şekilde hazır yapraklardan kullanıyorum. Kutumun üstüne özellikle bakmanızı isterim. Çünkü bazı yapraklar çok kalın oluyor. Onları önden bir su haşlamak gerekiyor. Yani sıcak suyu 2-3 dakika kadar sokup orada bir hafif tıkırdatıp kenara almak gerekiyor. Fakat bu yeni yapraklar, kutunun üstünde yazar yani dikkat edin, haşlanmaya gerek yok olan yapraklar. Yani mevcut ısıyla beraber bu kendini salacak. Fakat sadece ısı değil, buna biraz da sıvılık lazım. Tamam mı? Bu sıvılığı da biz beşamelden alacağız. Yani kalın bir beşamel değil, ince bir beşamel yapacağız sıvı kıvamda. O bunu hem pişecek, pişerken bunu birazcık şişirecek, içine çekecek o beşameli ve süper lezzetli bir kıvam verecek. O yüzden şöyle bir başlangıcımız var. Küçük bir sos tenceresi koydum ocağın üstüne. Yaklaşık 2 kaşık kadar tereyağı ilave edeceğim içerisine. Şu kadar yeterli olur. O 2 kaşık tereyağı erirken ben silikon çırpma telimi alacağım. Geleceğim. Eriyen tereyağın üstüne 2 kaşık da un koyup beşameli yapmaya başlayacağım. İşte bu. Şimdi bugünkü bu yapacağımız beşamelde aslında böyle 2-2,5 bardak süt kullanacağım ama ihtiyaç duydukça bu sütü ekleyerek açabilirim. Çünkü dediğim gibi kalın değil, sıvı kıvamda bir beşamel yapmak istiyorum. O yüzden hani içine koyduğum un 2,5 bardağa bağlamak için çok yeterli değil. Biraz daha koymam lazım ama
Yani uzun süre karıştırarak başında beklerseniz her türlü o sıvıyı kaybedecek ve bağlamaya devam edecek. Şimdi buna birazcık sütten evvel şeylerimi bir hazırlayayım. Şuralarda bir yerde benim bir muskatım olacak. Gözümün önündeki şeyi görmüyorum bazen. Oluyor böyle sevgili dostlar. Size de oluyor mu bilmiyorum ama bana çok oluyor. Varsa yani böyle mutfakta başınıza gelen enteresan şeyler bana yazarsanız sevinirim. Instagram'daki Arda Türkmen sayfamdan sizden gelecek bu şeyleri biliyorum. Bazen gerçekten gözümün önündekini görmüyorum böyle. Buna restorancılıkta ve yani iş hayatında işletme körlüğü diyorlar. Böyle gözünün önündeki şeyi görmüyorsun böyle veya hani aksayan bir şey var göremiyorsun çünkü sürekli onun içindesin. Dediğim gibi baharatlar hep gözümün önünde ama bazen kaçırabiliyorum ben de. Oluyor. Neyse döndük yine muskata. Aldım böyle bir çeyrek bir muskat ilavesi yaptım içerisine. Süper bir lezzet katıyor sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi. Tuz ve karabiberi ekleyeceğim. İsterseniz beyaz biber de ekleyebilirsiniz ama dert değil. Şu an elime bu geldiği için bunu ekliyorum. Şöyle bir çeviriyorum her şeyi. Süper. Artık sütünü verebilirim. Yaklaşık 2,5 bardak kadar süt koyacağım bunun içerisine. Eğer ihtiyaç duyarsa birazcık daha süt ekleyebilirim. Ama şimdi ilk batımda koyduğum süt gördüğünüz gibi bayağı fazla. Hafiften bir çektireceğim. Ve yavaş yavaş beşameli oluşturmaya başlayacağım. Beşamel bence tamam. Yani şöyle bayağı bak bildiğin gibi aslında süt kıvamında. Yani böyle muhallebi kıvamına bile gelmedi. Bayağı ıslak kıvamda. Ama ben böyle olmasını seviyorum. Çünkü bu hem pişerken hem de bunları şişirirken benim ihtiyacım olan sıvılığı veriyor. O yüzden aşırı derecede bağlayıp kalınlaştırmıyorum ve bu şekilde bırakıyorum. Bak hala altı açık. Şu kıvamı göstereyim size. Yakına gelin bir. Sıvı kıvamda. Ama hani içine bir tahta kaşık soktuğumuzda arkasını böyle sıyırırsak o sıyırmayla beraber hafiften kalınlaşmaya doğru gidiyor. Benim için bu kıvam yeterli. Hafif böyle sulu sulu ve güzel güzel kalsın istiyorum. Arkasından da başlayalım birleştirme işine. Şimdi benim ustalarım bana beşameli şöyle öğretmişti. Öncelikle derlerdi tabanını bir hazırlayacaksın. Çünkü tabanın da aynı şekilde ilgiye, alakaya ve güzelce pişmeye ihtiyacı var. Ama çok fazla değil. Sadece şöyle taban bir beşamelli olan kıvamdan bir parçacık bir şey görsün diye. Tamam. Şöyle güzelce hazırladım. Ve incecik bir katman yaydım. Sonra bu yaprakları alıyorum ve şu şekilde artık fırın kabınızın boyutuna, şekline, şemaline göre dizeceksiniz. Benimki aşağı yukarı 3 tane alıyor gördüğünüz gibi. Arkasından da yine böyle üstüne de bu güzel ve lezzetli beşamelden gezdireceksiniz. Çok kalınlaştırsaydık böyle dökemezdik, böyle süremezdik. O yüzden benim yaptığım beşamel böyle sıvı oluyor ve bu şekilde 2,5 bardak su oluyor. Yani siz eğer bunu kalınlaştırırsanız muhtemelen beşameliniz yetmeyecektir dostlar. O yüzden aklınızın bir köşesinde tutun bunu. Gördüğünüz gibi yaptık bu hazırlığı. Şimdi sıra geldi buradaki katmana. Bunun aşağı yukarı tahmin ediyorum bu fırın kabının üstüne gelene kadar böyle bir 4 kat hamura ihtiyacı var. 3 kat da iç harca ihtiyacı var. Yani elimizdeki iç harcı yaklaşık 3 eşit porsiyona bölerek bunun içerisine dağıtacağım. Bunu yapmak da artık sizin elinizde. Bu dakikadan sonra yaptığınız bütün işlemlerde katlar arasında eşit bir dağılım sağlamaya çalışacaksınız. Ve her şeyi güzelce yayacaksınız. Unutmayın, her iki malzeme arasına mutlaka azıcık da olsa beşamel gezdirin ki içeridekiler lezzetli olsun. Ama aynı zamanda içerisindeki pişecek olan, pişmeyi bekleyen şu arkadaşlar da iyice beşamelle bulaşsın istiyorum. Kat kat yapa yapa yukarıya kadar yolculuğumuz devam ediyor. Güzelce beşameli kenara köşeye hatta böyle buralardan aşağılara doğru gelecek vaziyette yerleştirdim. Size önerim şudur.
bu tip böyle beşamelli tariflerde köşe kısımlar hep gözden kaçar, sonra oraları kuru kalır. O yüzden iyice kenara köşeye kadar bu paylaşımı ve dağıtımı yapın. Şimdi gidiyoruz fırına. Önce bunu kaşar peynirsiz yaklaşık bir 20 dakika kadar böyle kendi halinde pişireceğim. Çünkü üstüne kaşar koyarsam 15. dakikada bu kaşar peynir hemen yanmaya başlayacaktır. Oysa ki benim istediğim içeride her şeyin pişmesi. Yani bir 20 dakika kendi halinde, arkasından kapağını açıp üstüne güzel bir kaşar peyniri serpip bir 15 dakikada o şekilde pişirdiniz mi 35 dakikada buradaki lazanyanın hamurları misler gibi pişer. Beşamel hafiften bir kalınlaşmaya başladı. Aldım şöyle, ey be, çok da güzel gözüküyor bak. Dediğim gibi beşamel hafiften kalınlaşmaya başlamış. Artık şöyle üstüne peynirini gezdirebilirim. İstediğiniz gibi eriyen tarzda bir peynir olması sizin avantajınıza. Fırının ısısını çok kaçırmadan şöyle peyniri gezdirin. Arkasından peynirler pişene kadar bu arkadaşı fırında kendi halini bırakın.